Epilepsi hastalığının çeşitlerini bilmek bizim için nörologlar açısından çok önemli. Çünkü biz ilaçlarımızı hastalarımızın hangi türe giriyor ise buna göre belirliyoruz. Bizim için hangi türde olduğunu belirlemek çok önemli. Aslında ikiye ayırıyoruz epileptik nöbetleri. Generalize nöbetler ve kompleks nöbetler. Kompleks nöbetleri de basit nöbetler ve kompleks parsiyel nöbetler olarak ikiye ayırıyoruz. Generalize nöbetler dediğimizde bu nöbetler hasta nöbetinin geleceğini anlayarak kendini güvenli bir konuma alıp olduğu yere düşebilir ya da bunu hissetmeden aniden olduğu yere düşer. Bununla birlikte kollarda, bacaklarda çırpınma hareketleri, ağızdan köpük gelme, mesane tonusunun gevşemesiyle idrar kaçırma, gözlerin ve başın yukarı deviye olmasıyla başlayan nöbetlere büyük generalize nöbetler diyoruz. Bu nöbetler beynin büyük, geniş bir alanından kaynaklandığını düşündürüyor bize. Kompleks nöbetler dediğimizde bunları ikiye ayırıyoruz dedik. Basit nöbetler, basit kompleks nöbetler ve kompleks parsiyel nöbetler. Basit nöbetler daha çok hastanın bilincinin kaybolmadığı, bilincinin açık olduğu, kolda bacakta uyuşmalar, duygu durum değişiklikleri, bulantı, kusma, mideden yukarıya doğru çıkan bir epigastrik hassasiyet gibi hissettikleri nöbetlerdir. Asla bilinç kaybolmaz. Ama kompleks parsiyel nöbetlerde ise hasta nöbetini hatırlamaz, kendinde gibidir ama nöbetini hatırlamaz. Bunlar genellikle kendini otomatizmler şeklinde gösterir. Bağırma, çığlık atma, ellerde, kollarda, parmaklarda belirgin otomatizmler, yine duygu durum değişiklikleri, dejavu hissi, sanki bir olayı aynı tekrar tekrar yaşıyormuş hissi gibi kendilerini gösterebilirler. Yine çeşitlendirecek olursak miyoklonik nöbetler. Bunlar ellerde ve kollarda sadece bilincin kaybolmadığı atma, sıçrama şeklindedir. Hasta elinde tuttuğu bir objeyi elinden birden fırlatarak biz bunu fark edebiliriz. Yine atonik nöbetler dediğimiz, çocuklarda daha sık gördüğümüz, hastanın kendini olduğu yere birden bırakması ve düşmesiyle oluşan nöbetlerdir. Yine çocukluk döneminde gördüğümüz absans nöbetler. Bu nöbetler daha çok öğretmenler, aile bireyleri tarafından fark edilen, çocuğun eğitim öğretimi sırasında yaptığı işin orada bırakarak ani dalma, donma şeklinde fark ettiğimiz ve tekrar kısa bir süre sonra kendine gelerek aktivitesine devam ettiği nöbetlerdir.